Çin yönetimi Doğu Türkistan'da hapsettiği milyonlarca Türk ve Çin'in iç kesimlerine iş gücü olarak gönderdiği yüz binlerce gencin yerine Çinlilerin yerleşmesi için bol teminatlı teşvik paketlerini açıkladı. Türkistan Times'ın haberine göre Çin'in resmi genelgesinde Çin'in herhangi bir eyaletinden gönüllü olarak Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesine yerleşenlere ev temin edileceği, istihdam sağlanacağı, yüksek lisans eğitimi düşünenlere tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağı ve sosyal güvenlik sigortalarından tam yararlanacağı açıklandı. Ayrıca yüksek lisans mezunlarının asgari maaş ödemelerinin 7000 yuan yani 1050 dolar ile sabitleneceği, ilk başta devlet tarafından 50.000 yuan yani 7500 dolar yerleşme yardımı yapılacağı, ev satın almayı düşünenlere ek 100.000 yuan yardım yapılacağı bildirilirken, doktorasını bitiren Çinlilere ise asgari olarak 8.000 yuan ödeme yapılacağı belirtildi. Doğu Türkistan'daki baskılarla ve toplama kamplarıyla gündemde olan Çin'de resmi olmayan rakamlara göre 2018'de 1000'e yakın infazın gerçekleştirildiği kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü 2018 yılında dünya genelindeki idam oranının 3'te 1 azaldığını ve son 10 yıldan fazla bir süredir en düşük sayıya indiğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü 2018 yılındaki idam cezaları raporunu yayımladı. Rapora göre geçtiğimiz yıl 20 ülkede toplam 690 infaz gerçekleştirildi. En fazla infazın gerçekleştirildiği ülkelerden biri olan İran'da geçtiğimiz yıl idam cezalarında %50 düşüş kaydedildi. Sudan'da askeri müdahalenin ardından devlet başkanı Ömer El-Beşir istifa etmiş ve tutuklanmıştı. Arda arda meydana gelen gelişmelerin ardından Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Awad Bin Av kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Cezayir'de Abdülaziz Bouteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdülkadir Bin Salih'in 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler 8. Cuma'sında yüz binlerin katılımıyla devam etti. Göstericiler öğlen saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanmaya başlayarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane binası önündeki meydana doğru yürüdü. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnès Van der Mühl, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine 4500 ek konut inşa etme kararını kınadı. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.